Selamlar güzel arkadaşım. Rehber Matematik'te 11 sınıf matematik videolarına devam ediyoruz. Babalar sözünü tutar diyorum. Ne dedim bir önceki derste? Video gelecek. Seri halde 11. sınıf matematik matbook kitabında geride kaldığımızı söylediniz. O zaman dedim ki abi madem geride kaldık şakır 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 o videolar gelecek. Canavar gibi ne yapacağız? Öne geçeceğiz. Analitik geometri bak. 11. sınıf analitik geometrisi ikiye ayrılır abim. Bunlardan birisi noktanın analitiği, ikincisi doğrunun analitiği. Noktanın analitiği dersinin son dersindeyiz. Yani bir nevi konuyu toparlayacağız burada. Olabilecek en zor soruları burada çözeceğiz. Sonrasında artık doğrunun analitiğine geçeceğiz. Anlaştık mı? O zaman elimizde kalemler. Önümüzde analitik geometri 2. ünite 3. ders. Video ders kitabı kısmı. Gönder gönder gelsin diyorum. Mevzuyu uzatmıyorum. Üçgenin ağırlık merkezi ile başlayacağız. Sadece soru soruları çözerek ilerleyeceğiz. Arada bir tane notum olacak. Özel bir tane not. Ama önce dedim ki ya arkadaş bu adam acaba üçgenin ağırlık merkezi ne demek onu biliyor mu? Önce ondan başlamamız lazım mantıken değil mi? Bir tane ABC üçgeni çiziyorum. Çizdim üçgenimi. ABC üçgeninde A köşesinden BC'nin tam ortasını birleştiren bir tane doğru çektim abi. Çektiğim bu doğru BC'yi tam ortadan bölüyorsa bu doğruya kenar ortay doğrusu denir. A'ya ait kenar ortay doğrusu. Şimdi B'ye ait kenar ortay doğrusunu çiziyorum. Çizdim. Bak burayı da tam ortadan ikiye böldüm. Bu ikisi iki nok bir noktada kesişti mi kesişti? İşte bu noktaya ağırlık merkezi denir. Normalde de hocam C'den çekeceğim ya oradan geçmezse diye bir tabir kuramazsın. C'den çekeceğin kenar ortay doğrusu da eğri çizdi. Kesinlikle ama kesinlikle bu noktadan kesecek geçecektir. Geçtiğinde de karşı kenarı tam ortadan ikiye bölecektir. Bu kesiştikleri noktaya verilen isim de bu üçgenin ağırlık merkezidir. Yani kısaca. Üçgenin ağırlık merkezinin tanımını sorduğumda bana söyleyeceğin cümle. Tanım matematiğin yani kuruluş felsefesi. Tanım belirsen matematiği oluşturabilirsin. Geometriyi oluşturabilirsin. Ah kolum. Matematikte tanım evde hanım. Asla unutulmayacak iki şey. Bak söyledik geçtik. Üçgenin ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasından verilen isimdir. Söyle benimle birlikte. Üçgenin. Üçgenin. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasına verilen isimdir. Bir daha söyle. Üçgenin kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezidir. Bir daha söyle üçgenin kenar ortaylarının kesim noktasının ağırlık merkezi Bunu söyleyebiliyorsan şey, seri halde hayal edebiliyorsan, tahayyül edebiliyorsan bu iş olur. Şimdi nereye varmak istemekteyim? X1, Y1 noktası olsun bu noktanın adı. Buranın adı X3, Y3 olsun. Bu noktanın adı X2, Y2 olsun. Arkadaş bu nokta A ile C'nin tam orta noktasıysa eğer... Tam orta nokta formülü x'leri topla 2'ye böl değil miydi? Y'leri topla. 2'ye böl değil miydi? Anla bu noktayı buldum. E hocam, ağırlık merkezi ile ilgili bir bilgin daha var mı? Var. Ağırlık merkezi her zaman bulunduğu köşeye 2K uzunlukta, uzaklıkta kenara K uzaklıktadır. Yani 2'ye 1 oran vardır. Aynı oran burada da vardır. 2M'ye M oran. Örneğin 2N'ye N, N oranda da burada vardır. Bu kural asla değişmez. Ağırlık merkezi ise eğer orası. Peki Buradan yola çıkarak. Hocam bak buradan buranın tamamı K cinsinden yazayım ben burayı. En azından bizim alışık olduğumuz cinsten olsun ki şey sıkıntısı yaşamayalım. Hep K cinsinden yazdık ya. 2K'yi K. Tamamı kaç K hocam? 3K. O zaman şunu mu söylerim? Bunlar arasındaki fark 3K'ye eşit. Yani X1 artı X3 X2'den çıkarılırsa neye eşitmiş? 3 tane K'ye eşitmiş. Bak üstüne ekledim bunu. Bir dakika. Son, önceki noktadan sonraki noktayı çıkaracağız. Yanlış yaptım. X1 artı X3 bölü 2. Böyle X eksi 2. X2. Peki bu işlemi yap. X1 artı X3 eksi X2 bölü 2 eşittir 3K. Her tarafı 3'e böl. Burası ne geldi? K'nin cevabı 6 geldi. Biz buradan buraya giderken kaç K'ye kullanacağız? 2K'ye kullanacağız. Çarpı 2 dedim. Bak ne geldi? Bu geldi. Artık ben X2'nin üstüne... Elimdeki bu değeri eklersem neyi elde ederim hocam? G noktasının x değerini. Ekle bunu 3 tane x2 artı x1 artı x3 eksi x2 bölü 3. Önemli bu ispat. Bakmaman öyle. Kızdırma beni. Tamam mı? Hocam kızmıyorum. Tamam güzel. Devam et diyorsun. Aha da bu. Ne yaptım? X'leri topladım 3'e böldüm. Çok mantıklı lan. Ağırlık merkezini bulmak istiyorsan x'leri topla 3'e böl. Aynı ispat y'ler içinde de yapılabiliyor. Ha paşa gönlün isterse yap. Ama artık formülü verme vakti. Ben çünkü gerekli ispatı yaptım. G üçgenin ağırlık merkezi olmak üzere ağırlık merkezi ne demekte? Kenortayların kesim noktasının ağırlık merkezi denir. Söylediysen harikasın. X'leri topladım kendi arasında 3'e böldüm. Y'leri topladım kendi arasında 3'e böldüm. Nereyi buldum? Ağırlık merkezini buldum. Ağırlık merkezinin kuralı bu. Şimdi sorusu gelsin. Oh be biraz soru çözelim ya. Analitik düzlemde köşe koordinatları ABC olan üçgenin ağırlık merkezinin orijine olan uzaklığı. Öncelikle üçgenin ağırlık merkezi G ise bu G'nin X noktasını bulabilmemiz için eksi 3 artı 5 artı 4 bölü 3 yazmam lazım. 9, 3'ü gitti 6 kaldı. Ne kaldı? 2 kaldı. Aynı şekilde Y değerini bulalım. Y değeri de 1 Artı 3 artı 5 bölü 3 dedim. 8 bir daha 9. 9'u 3'e böldüm. 3 geldi. Demek ki ağırlık merkezinin koordinatları ne? 2'ye 3. Bunun merkeze yani orijine olan uzaklığını bulurken ne yapıyorduk? 2'nin karesi artı 3'ün karesi. 2'nin karesinden 4, 3'ün karesinden 9. Arasındaki mesafe kaç birimmiş dedim. Kök 13 birimdir dedim. Vurdum cevabı. Kolay bir soruyla çalış yaptık. Öyle zor mor değil. Devam. Dik koordinat düzleminde verilen AOB dik üçgenindeki ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi. Üç tanesini topla üçe böl. Değil mi? C noktasının koordinatlarını bulun. Hocam başka bir şey verilmemiş. Eksik mi bu soru? Eksik mi bu soru? Bu soru ne? Bu soru bir soru. Arkadaş hani hatırlıyor musun? Dikten dikinince yine bizim unutulmayacak bir formülümüz vardı. Neydi o? Öglit bağıntıları vardı. Dikten dik şu alttaki iki parçanın çarpımı Yüksekliğin karesine eşitti. Peki şuradaki 12 ne demek? Yüksekliği veriyor değil mi? Şuradaki uzunluk 12 birim. Şuradaki 6 ne demek? Şurayı veriyor. Eğer ben buraya m uzunluğu dersem o m uzunluğunu bulmak için ne yapacağım? 12'nin karesi eşittir 6 çarpı m. 12 çarpı 12 eşitse eğer 6 m'ye şunları sadeleştiririm. 2 m'nin cevabı ne gelir? 24. Bak burası 24. Ben a köşesinin koordinatlarını biliyor muyum? 6'yı 12. O köşesinin koordinatlarını biliyor muyum? Yani üçgenin köşelerine bakıyorum bak. Evet. B köşesinin koordinatları 6 buradan. 24 buradan. 30'a 0 hocam. E yaz onda bana B 30'a 0. E ağırlık merkezinin G'sinin X ve Y değerini bulabilir miyim? Bulurum elbet. X değeri. Ne yapıyoruz? X'leri kendi arasında topluyoruz. 30, 30, da, pardon 36 daha 36 bölü 3'ten ne geldi? X değeri 12 geldi. Y değerlerini kendi içerisinde topluyoruz. 12 geldi. Sadece 3'e böldüm. 4 geldi. Demek ki A yani C noktası koordinatları 12'ye 4 birimdir. Daha doğrusu noktasıdır dedim. Olayı bitirdim. Bence anlaşıldı be. Ama sorular zorlaşacak biraz daha. Mesela bu soruya bakalım beraber. kaçın sorumuz bu? 3'ün soru. Dik koordinat düzleminde OAB üçgeni verilmiştir. O A uzunluğunun 3 katı OB uzunluğuna eşit. Işte. Ya da bak OB uzunluğuna 3K edersem gel yazalım. OB uzunluğuna 3K edersem OA uzunluğuna ne diyeceğim? K diyeceğim. Buna göre A, O, B üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz. Şimdi bize verilen tek bir nokta var. Ağırlık merkezine bakalım nasıl gideceğiz oradan. Bu tek noktaya göre hocam şuranın yüksekliği kaç birim? 9 birim. Şu taraf kaç birim? 6 birim. Burada bir tane üçgen var desem bana itiraz eder misin? Etmezsin. Şimdi bu üçgenin etrafını şöyle bir gezmek istiyorum. Bak turkuaz renkle gezdim. Özellikle analitik geometride en çok kullanılan şeylerden biri üçgenlerde eşlik ve benzerliktir. Bunu bilmiyorsan inanılmaz zorlanırız. Ben sana baştan söyleyeyim. Burası nokta açısı. Burası çizik açısı olsun. Bak şimdi nokta çizik 90. Yani 180'e eşit oluyor çizik nokta hocam bir açı eksik o da nedir nokta açısı. Ne yaptı? Buranın toplamı da 180 yaptı. Şimdi aynı mantıkla buradan da dikme atıyorum. Attım dikmeyi. Diyorum ki bu iki üçgen kesinlikle ama kesinlikle benzer üçgenler. Niye? Açı açı kenar, açı 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 özelliğine göre ya da hiç fark etmez. Ne vardır? Benzerlik vardır. Hipotenüsün karşısı K iken bu üçgende bu üçgende 3K. Üçge. Hatta hatta benzerlik oranı K bölü 3K. Kabul müyüz? Peki yola devam. Ben şimdi diğer kenarlara bakacağım. Hocam şuradaki kenara A kenarı şuradaki kenara B kenarı diyelim. Noktanın karşısı küçük üçgende B iken büyük üçgende nokta nereye bakıyor? 6'ya bakıyor. Benzerlik oranı 1'e 3'tü. İçler dışlar çarpımı yaptım. 3B 6 ise B'nin cevabına geldi? 2. Yani biz şurada yüksekliğine bulduk 2. Aynı mantıkla devam. Benzerlik oranımız K'ye 3K'ydi. Şuradaki açı ne? Çizik. Çızığın karşısında kim var? A var. Büyük üçgende çızığın karşısında kim var? 9 var. Sadeleştirmeleri yaptım. 3 tane A eğer 9 ise A'nın cevabı ne geldi? 3. Şurayı da sildim. Şuraya da 3 yazdım. Bak. Şimdi A'nın koordinatlarını yazabilirim. Yukarıya doğru 2 birim çıkmak demek Y değeridir. Sola doğru 3 birim gitmek demek x deridir. Ama kritik nokta orada nedir? Eksi 3 olduğunu unutmamaktır. E orijin belli. 0'a 0. Şimdi bak elimde 3 nokta belli. Eksi 3'e 2 noktası. O orijin noktası 0'a 0. B noktası da 6'ya 9. Üçgenin bütün köşeleri belli ise bu üçgende ağırlık merkezi x'leri toplarım. 3'e bölerim. 3 bölü 3'ten 1 geldi. Y'leri toplarım. 2 artı 9 bölü 3 geldi. Oradan da 11 bölü 3 geldi. Kısaca 1'e 11 bölü 3 gördüğün bu üçgenin ağırlık merkezidir. Abicim zor mu? Evet biraz zor. Neden? Eski kazanımları istiyor. Üçgen istiyor. Üçgende uzunluk istiyor. Öklit istiyor. Benzerlik istiyor. Eşlik istiyor. İstiyor da istiyor. Eğer bunları yapamıyorsan önce gidip geometri halledeceksin. Bak vallahi çok zorlanırız. Her ay dönem patlatırım ben seni. Yani Patlatırım seni derken çok zorlanırsın o anlamda söylüyorum. Şimdi Sercan hocam birader benim kardeş. Kampa devam ediyor hatta son gününü yayınlayacağız. Sıfırdan geometri kampı. 9. sınıf ve 10. sınıf geometrinin tamamen full tekrarı anlamına geliyor. Ve gerçekten ben hiç geometri bilmiyorum diyen adama geometriyi öğretecek bir formatta. Eğer bu kampı bitirirsen öncesinde sonrasında buraya gelirsen daha rahat edersin. Hele ki ikinci dönem geometri eksiğin inanılmaz boyutta ben yapamıyorum diyorsan ikinci döneminde sil defterden. Abi ikinci dönemin neredeyse tamamı geometri anlatacağız biz size. Ve yapamazsan 11 sınıf matematik gitti elden. Avuçlu bir şey kalmaz. Benden söylemesi kulağına küp olsun. Ben senin yerinde olsam şimdiden alır çalışırım. Tamam mı? Hadi gel. Dördün soru. Bakalım dördün soruda bizi ne bekliyor? Baktık. Dik koordinat düzleminde yine sisteminde D doğrusu eksenleri A ve B noktalarında kesmektedir. A ve B'de kesiyor. A, O, B üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıdır. AOB üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıdır. AOB üçgeninin alanı kaç birim karedir? Şimdi bu alana ulaşmam lazım benim bir şekilde. Acaba nasıl ulaşacağız? Ağırlık merkezini vermiş. Bir dakika ya. Örneğin buranın koordinatı nedir? Y'ye sıfırdır. Buranın hop oh, y'ye 0 diye koordinat olur. Sıfıra y'dir ya da burası nedir? x'e sıfırdır. Burası nedir? Sıfıra 0'dır. E ağırlık merkezinin x değeri verilmiş. Eksi 4. Nasıl buldu aslında? x'leri topladı ki x 0 0. E 3'e böldü. Eksi 12 neye eşit çıktı? X'e. E çok güzel. Aynı şekilde y değerine geldi artı 2. Y'leri kendi arasında topladı. 3'e böldü. Y'nin cevabına geldi 6. Sen şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Burası eksi 12 ise burası 12 birimdir. Şurası 6 ise burası yine 6 birimdir. Bu bir dik üçgendir. E biz dik üçgende alan bulacaksak dik kenarları çarpar. 2'ye böleriz. Şuradan 6 kalır. 6 kere 6'dan 36 birim kare istediğim cevaptır. Hadi geçmiş olsun. Sıradaki. 5 numara. Dik koordinat düzleminde yine OAB üçgeni verilmiştir. OAB üçgeni. Aa bak bu üçgende tabana indirilen dikme. Tabanı tam ortadan ikiye bölmüş. Belli ki bu ikiz kenar üçgen. Be bak sadece üçgen bilgimi kullanarak söylüyorum bunları. Hocam bu ikiz kenar üçgen. Hatta bunlar böyle yazılabilir. Süper. Verilenlere göre o AB üçgenin ağırlık merkezinin orijine olan uzaklığı ne kadardır? Hadi gel bulalım. Üçgenin ağırlık merkezinin uzaklığını bulacağız orijine. Şuradan dikmeyi attım. 9'a 12. 9 şu birimdir. 12 yüksekliktir. 9 12 ne üçgeni var? 15 üçgeni var. Burası ne? 15. Sebep e söyledim ya. Bu üçgen tabana atılan dikme tam ortadan ikiye bölüyorsa o yükseklik tabanı o biz ona ikizkenar üçgen diyoruz. Hatta eşkenar da olabilir ki. En azından ikizkenar olduğu %100. İkizkenarsa bu iki kenar birbirine eşit. Burası 15 geldi. Burası 15 geldi. Şuradaki özel dik üçgenden. E ben artık B'nin koordinatlarını yazarım. 15'e 0. E ben bütün koordinatları bildiğime göre artık neyi yazabilirim? Ağırlık merkezi 0 artı 15 artı 9 bölü 3. 24 bölü 3'ten 3 kere 8 24. Aynı şekilde y değerini yazalım bakalım. Y değeri 0 artı 0 artı 12 bölü 3'ten ne geldi? 4. Biz o g'yi istiyorduk. G'nin koordinatı bu arada 8'e 4. Ne yapıyorum? 8'in karesi artı 4'ün karesi hop kare kökünü aldım. 8 kere 8 64 4 kere 4 16 0 7 1 de elde 8 kök 80. Kök 80. 16 çarpı 5. 16 dışarıya 4 diye çıktı. 4 kök 5. Hadi bakalım o zaman orijinal uzaklığımız 4 kök 5'tir. Sıradaki soru için gönder gelsin dedim. Şimdi burada bir soru yok. Burada özellikle soru tarzlarına karşı yapacağımız hamleler var. Yine üçgendeki eşlik benzerlik kavramlarının çok sık karşıma geldiği bir an. Bak bakalım ne var. Takip ediyor musun? Benle birlikte ilerle. Uyuma! Uyuma ben nesin? Analitik düzlemde çizilen bir karenin köşelerinden geçen dikdörtgen de bir karedir. Ve iki kare arasındaki bölgede oluşan üçgenler eştir. Ne demek istiyorsun hocam? Eğer ben köşeleri eksenlere çarpan bir kare çizersem burada oluşturacağım ifadede bir karedir. Hocam neden kare? İspatla. Tabii ki en önemli şey zaten ispatımız. Şimdi şurası 90 derece. Burası nokta, burası çizik olsun. Gördüğüm şey ne? Şunların toplamı 180 hocam. O halde burası 90'sa şurası nokta açısı olur. Ne oldu? Devam ettim. Burası nokta, burası 90, burası ne olur? Çizik olur. Peki son bir sorum daha. Hocam burası bir kare olduğundan 90'ların karşısı birbirine eşit midir? Eşittir. Çizik, eşit kenar, nokta. Nokta, eşit kenar, çizik. Olduğuna göre açı, kenar, açı özelliğine göre şurada gördüğün üçgenle şurada gördüğün üçgen eş üçgenlerdir. Hatta hatta madem eş üçgenler, gel bunların içlerini aynı renk boyayalım. Eş üçgenler olduğu belli olsun. Bak geldim. Bunun da içine aynı renk boyadım. Devam ettim. Şimdi bir dakika o tarafla bitmiyor bu iş. Hocam bak burası 90. Orada nokta açısı var. 180'e tamamladım çizik. 90. Burayı tamamladım nokta. Şurası 90. Tamamladım çizik. Nokta. Tamamladım. Ne oldu? Nokta açısı oldu. Sonradan bir şey daha aklıma geldi. Hocam bu bir kare. Bütün kenar uzunlukları eşit. Yine az önce söylediğim mantıkla. O zaman şuradaki üçgenle yeşil üçgenler eş mi? O üç tane üçgene eş olarak bir üçgen daha eş olarak bulduk mu? Bulduk. Ah, şunu fazla çizik onu silin. Ah. Tamamı gitti. Dur baştan çiziyorum buranın içine. Bence mis oldu abi. Vallahi harika oldu. Peki ne demeye çalışıyorsun hocam buranın sonunda sonuç olarak? Noktanın karşısında A kenarı varsa çizin karşısında B kenarı vardır. Madem eş üçgenler bunlar. Noktanın karşısı A çizin karşısı B. Noktanın karşısı A çizin karşısı B. Noktanın karşısı karşı A çizin karşısı B. Dikkat et. Burada oluşan ifade A artı B'ye. A artı B. Bir üç pardon. 2 Aa! Kare midir? Karedir. Oldu mu? Müthiş ispat oldu abi. Biliyorum biz bunlar üstünde seninle birlikte çok uğraşıyoruz. Çok dediğiniz hocam direkt sor. Soru insana çok tamam kazandırır bir şeyler. Ama konuyu anlamadan geçilen soru hiçbir halt kazandırmaz. Sen burada bu işin mantığını öğreniyorsun. Burada kaybettiğini zaman olarak zaman olarak yani kaybedilen zaman olarak düşünme. Burada daha sonradan kaybedeceğin zamanları telafi ediyorsun. 6 numara. Yukarıda verilen ABCD karesinde C koordinatlarının toplamı nedir? Bulalım. Hemen geldim. Dedim ki bak burada bir tane kare var. Bu kareyi eksenlere dayamışlar. O zaman diyorum ki burada oluşturacağım ifade de yine ne olmak zorundadır? Bir tane kare olmak zorundadır. Ben onu şöyle oluşturacağım. Sadece bu tarafı çektim bak devamını çekmiyorum bile. Şuraya ne koydum? 90 derece koydum. Buraya nokta dedim. Buraya çizik dedim. Şuraya 90 derece dedim. Buraya nokta dedim. Buraya 90 derece dedim. Buraya çizik dedim. Ardından dedim ki açı kenar açı özelliğine göre buradaki yeşil üçgenle şurada gördüğüm yeşil üçgenler nasıl üçgenlerdir? Eş üçgenlerdir. Şimdi kenar uzunluğu kullanalım. Şurası kaç birim? 2 birim. Başka bir uzunluk verilmiş mi verilmiş? Şurası kaç birim? 6 birim. D, kenar, D noktasının uzunluğundan. Çizin karşısı 6 ise çizin karşısı 6 birimdir. Noktanın karşısı aşağı üçgende nokta nerede? Şurada. Noktanın karşısı 2 birimse noktanın karşısı burada da nedir? 2 birimdir. Şimdi C'nin koordinatlarını söyle bana. Bak C'nin koordinatları. Açtım. Yukarıya doğru 8 birim. Yani Y ekseninde 8 birim. Sağa doğru 6 birim. O zaman 6'sı da burası. Sen ne istiyordun? C noktasının koordinatlar toplamı 6, 8. Cevap tas tamam 14'tür. Vurdum cevabı 14'e. Geçtim. Paralel kenar sorusuna. Analitik düzlemde yine. Verilen A, O, B, C paralel kenarında. Şimdi hemen şunu yazalım. O, A uzunluğu 2K ise. Evet. Kars'ı 2K'dir. AB uzunluğu bir tane K. AB neredesin? Buradasın. Bir tane K. Bir tane K de buraya yazdım. Müthiş. C köşesinin apsisi nedir? Apsisini arıyoruz. Nasıl bulurum? Verilen tarafa gidiyorum. Hocam sen ben o az önce özelliği anlattın ya. Kare de anlattın. Abi fark eder mi? Ha kare, ha paralel kenar. Benzer şeyler bunlar. Şurada nokta açısı. Hmm. bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Şimdi şöyle yapalım. Burası küpeli açı olsun. Burası da küpeli açı olsun. Şurası küpeli açıydı ya. Yanındaki de nokta açısı olsun. Şurayı da kapatırsam eğer. Bak küpeli nokta 180 derece yapıyor. Küpeli yanına ne gelmek zorunda 180 derece olması için nokta. Burası da çizik olsun. Söyle nokta çizik 90. Çizik nokta pardon nokta çizik 90. Güzel burası da çizik açısı oldu. Verilenleri tekrar yerine yazalım. 13 birim verilmiş bize bak. X değerinde 13 birim burası. O zaman şuraya kalan uzunluğa ne yazarsın? 13 eksi 2K. 2K'sini kullandın çünkü. Devam ettim. Şuranın uzunluğu kaç birim? 4 birim. Burada ne elde ettim artık? Bir tane yeşil üçgen elde ettim. Bu yeşil üçgenin eşini mi görüyorum karşıda? Vallahi tam da eşini görüyoruz. Niye? Aynı uzunluklar var hipotenüslerinde ve bütün açıları birbirinin aynısı. Eş üçgenlerdir. Bunun da yüksekliği 4'tür. Bunun da şurası nedir? 13 eksi 2 k'dir. Kabul müyüz? Artık tek yapacağım şey hipotenüs kuralı Pisagor teoremi. Ne yapacağım? K'nin karesi eşittir 13 eksi 2 k'nin karesi artı 4'ün karesi. Biraz uğraştıracak k kare eşittir 169 eksi 13 çarpı 2 çarpı bir daha 2. 13 ile 2'yi çarptım 26. 2 ile çarptım 58 k. Artı 4 k kare. Değil mi? Eksi 2'nin karesinden. K kareyi bu tarafa attım tek başına duran. 3 k kare. Eksi 58 k. Ee, bir dakika şuradan da artı 16'mız vardı. Şunları da topladım da. Şuradan 5 geldi. Şuradan 8 geldi. 185'e eşit. Uf 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 uf. 58 k'yi elde etmeye çalışacağız. 3 k'ye k diye ayırsam çarpanlarına ayırarak artık bunun çözümüne giderim. 10. sınıfta ikinci dereceden denklemlerin çözüm kümesi. Kuralına geldik bir anda abi. 185 acaba 15'e tam bölünüyordu değil mi? Bir defa versem çıkartsam 35 tam bölünmedi ya. Ee, neye tam bölünüyorsun kardeş sen? 35'e tam bölünüyorsun galiba. O zaman 35'e tam bölünür belki. 5 kere 5 25 elde var. 2 3 kere 5 15 2 daha 175. Ana yetmedi bu da. Hmm. Şimdi yetirecek bir şeyler bulalım. Yetirecek bir şeyler bulalım. O zaman şöyle yapalım. 185'i 5'e bölelim sadece. 3 kere 5 15 35'in içerisinde 7 37'ye şuraya 5 desem şuraya 37 desem ikisine de eksi desem şuradan çapraz çarptım 3 kere 5 15 k'ye geldi şuradan çapraz çarptım eksi 37 k'ye geldi topladım ne geldi 2 52 k'ye geldi acaba biz buradaki 58 k'yi yanlış hesaplamış olabilir miyiz tabii ki 56'nın 2 katı ne yaptı Pardon 26'nın 2 katı ne yaptı? 52K yaptı. Gerçekten burası 52K'ymiş. Ben hesabı yanlış yapmışım. Düzeltiyorum bak. Bununu, bunu çarptın 26 bir daha çarptın 52. Oldu mu şimdi? Gerçekten şimdi oldu. Az önce yanlış yapmışım. Peki buradan artık çarpanların ayrılmış hali. 3K-37 çarpı. K-5 eşitse sıfıra. K eşittir 37 bölü 3 veya K eşittir 5. Hocam hangisini alacağız? 37 bölü 3 kaç gibi bir sayı? Bir bakalım 3 kere 1 3 çıkarttım 0 7'nin içerisinde kaç defa var ee, 37 2 defa var 2 kere 3 6 1 buradan k ya 5'tir ya 37 bölü 3'tür ama hangi değerdir? Tabii ki 37 bölü 3 olamaz niye 2 k ya 2 k zaten bir kere ne yapıyor? 12 küsür 2 ile çarp ne yaptı? 24 küsür. La, burası 13. Burası nasıl 24 küsür olsun? O zaman K bu değer alamaz. K'nin alabileceği değer tas tamam 5'tir dedim. Biraz zorladım zorladım ama güzel soruydu dedim sana. Çok güzel sorular çözeceğiz bugün diye. Hop 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 güzel arkadaşım. Tam editini alıyordum videonun. Geldim baktım. Hata falan yok. Onu ondan baştan bir söyleyeyim. Hani normalde var kayıtlarını inceliyoruz falan diye geliyordum da. Var kaydı falan yok. Burada ne var? K'yi bulmuşuz. Soruyu bırakmışız. Abi soru K'yi istemiyor. C köşesinin apsisi nedir diye soruyor. C köşesinin apsisi şuradaki değer. Yani 13 eksi 2 çarpı 5. 13 eksi 2 kere 5 10'dan cevap apsis değeri olarak ne gelecek? 3. Hatta ben sana ordinatını da bulayım o da 4'tür. Yani cevabımız sadece 3'tür dedim. Şimdi sıradaki soruya geçtim. Yukarıdaki şekilde yine 8'in soru. A, B, C, D karesinin A ve B köşeleri sırasıyla X ve Y eksenleri üzerindedir. A eksi 1'e 0. C A'ya 3 olduğuna göre OD uzunluğu kaç birimdir? OD uzunluğunu arıyoruz. Şurayı OD uzunluğu şuradan şuraya çektiğimiz doğruyu arıyoruz. Yani bu ne demek hocam? D noktasının koordinatlarını bul oradan uzunluğu bulursun. Peki biz bu soruları nereden çözeriz? Eksenler üzerinde mi? Bu bir kare mi? Abi çek hemen bunu. Çek 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 çek. Hiç düşünmeden yapıştır. Neyi yapıştır? Şurada gördüğün üçgenlerin eş üçgenler olduğunu yapıştır. Bak Zaten şeklin tamamı da yeni oluşan şeklin tamamı da yine bir ne oluştu? Kare oluştu. Onu da ezbere biliyoruz. Hatta ezber demeyelim ispatıyla biliyoruz. Az önce ispatladık. Tabi sen sınav anında burada açıları gezdirerek yapmak zorundasın. Yani nokta çizik nokta çizik nokta çizik şuraya nokta şuraya çizik. Şunların da 90 derece olduğunu göstermende fayda var sınav anında. Peki A noktası eksi 1 diyor ya Şurası kaç birim? Bir birim. Çiziğin karşı bir birimse şurası bir birim. Şurası bir birim. Şurası bir birim. C noktasının tamamı 3. Bir dakika. C noktası A'ya 3 ya. Şuranın tamamı 3. Oranın tamamı 3 ise şuraya ne kalır? 2 birim. Demek ki noktanın karşısı 2 birim. Noktanın karşısı 2 birim. Noktanın karşısı 2 birim. Sen OD'yi istiyordun. Artık OD'nin koordinatını yazabilirim. Yükseklik 1 bir birimse Y değeri 1 bir birim. Sola doğru kaç birim gittim? 3 birim. Demek ki x değeri kaç? D'nin eksi 3. Buranın da orijine olan uzaklığı OD eşittir. Eksi 3'ün karesi artı 1'in karesinden. 9 artı 1'in kare kökünden. Doğru cevabım tas tamam ne olacaktır? Kök 10 olacaktır. Yorulduk vallahi ya. Devam ama! Yorulmak yok! Demeyeceğim. Yorulabilirsin. Ama soruları da kaybetmiyorsun. Yola devam ediyorsun. Son iki soru gerçekten efsane. Son soru abim derece sorusu. Bunu çözen derece tayfadır. Bunu çözen 2025 TYT de derece yapacak inşallah. Hadi bakalım. Analitik düzlemde ABC'de dikdörtgenin 3 köşesi eksenler üzerindedir. Tamam. Buna göre B noktasının koordinatlarını bul. Gel bulmaya çalışalım. Hocam bu bir kare mi? Kare ise burası 90. Aynı zamanda burası orijinden ötürü 90 derece midir? Sana bomba bilgi geliyor. Burada ne var? Dik var. Dikten neymişim? Dik inmişim. Burada ne olacaktır? Öglit. Kaçıncıya karşımıza geldi artık. Bilmezsen ayıp edersin. Şurası kaç? 6 birim. Şurası kaç? 4 birim. Şuraya ne diyelim? Şuraya bak x diyelim. Benimle birlikte 6'nın karesi eşittir 4 çarpı x. 36 eşitse 4x'e x'in cevabı nedir? 9. Yapıştırdın mı 9'u? Ne istiyordum? Beynin koordinatlarını. Geliyoruz abim oraya. Adım adım yavaş yavaş geliyorum abi. Yalnız burada kritik vaka var. Hocam oradaki 9'a nasıl geçiş yapacağız? Vallahi doğru diyorsun ha. Nasıl geçiş yapacağız? Burayı 9'u buldum. E başka da bir şey göremiyorum. B'nin şurada böldüğü yer lazım bana değil mi? Beynin koordinatları için şurayı böleceğim abi. Bir de şurayı böleceğim. Burada oluşanlardan bir şeyler bulmaya çalışacağız. Hmm. Şuranın tamamı 9. C noktası Ha 9'a 0. Sil bunu. Vallahi ben de sonradan gördüm. Şimdi buna x ve y koordinatı diyelim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Normalde biz dörtgenleri anlatırken paralel kenarı anlattık. Paralel kenardan sonra ne alaka hocam 10. sınıfta dik dörtgeni anlattık. Dik dörtgenden sonra da size kareyi anlattık. Sebebi de şuydu. Sebebi de şuydu. Çünkü paralel kenarın bütün özellikleri dik dörtgende vardır. Paralel kenarın bütün özellikleri karede. Aynı zamanda dikdörtgenin özellikleri de yine karenin içinde vardır. Demek ki ben dikdörtgen üzerinde çalışıyorsam paralel kenarda bildiğim bütün özellikler geçerlidir. Peki bu ne demek? X'lerin değerleri karşılıklı değerleri toplamı karşılıklı Y değerleri toplamı birbirine eşittir. X'in değerine geldi 5. Aynı şekilde Y artı 6 bak Y artı 6 0 artı ona 0 artı Sıfıra eşitse y'nin cevabına geldi. Eksi 6. Demek ki b'nin koordinatları 5'e eksi 6'ymış hocam. Buna göre b noktasının koordinatlarını bulun. 5'e eksi 6'dır dedim. Günün en güzel sorusu. Günün hüngür hüngür ağlatan sorusundasın. Anlaması bile zor. Bakalım. Bayağı övdüm soruyu. bakın. Ya hocam kolaymış da dersen olarak. Dik koordinat düzleminde o abc paralel kenarı çizilmiştir. Bak. Çizdiğim siyah ilk paralel kenarı. O abc paralel kenarı A köşesi sabit tutularak şurası sabit tutularak B köşesi x eksenine getirilip A o üssü A B üssü C üssü paralel kenara çizilmiştir. Aslında ne yapıyor? Bu B'yi buraya düşürüyor. Bu C buraya geliyor. O noktası da buraya çıkıyor. Hani böyle tık diye devirmişim gibi hayal et. O üssü noktasının koordinatları toplamı nedir? Şimdi benim burada şunu görmem lazım. 3'e 4 noktası diyor değil mi? 3'e 4 noktasını bence burada ve hemen bir dik üçgene dökelim. Çünkü özel bir dik üçgen geliyor x ekseninde 3 birim, y ekseninde 4 birim gittiysem hipotenüsüm 5 birimdir. Dikkat et 5 birim olan yer OC uzunluğu. OC uzunluğu değişir mi? Değişmez. Aynı 5 birim şurada da var mıdır? Vardır hocam. Güzel bak en azından bunu yakaladık beraber. Değil mi? Peki şuranın koordinatı ne oldu? 4 buradan 5 buradan 9'a 0 oldu hocam. Başka ne bulabiliriz? Başka ne bulabiliriz bakalım. Başka da bir şey şimdilik göremedim. Şuradan dikmeyi attım artık. Aklıma başka bir şey gelmedi ya. Şuradan dikmeyi attım. Aa, bulduk ya. Uzun kenar ne dedin hocam? 5 birim dedin. E ne var bunda? Bir şey daha verdim bak. Şu ah kalın çizdi pardon. Ee, kısa kenarı çizeceğim şimdi. Şuradaki kısa kenar kaç birimmiş hocam tamamı? 4 birim. Aynı zamanda o kısa kenar nereye tekabül ediyor hocam? O A uzunluğu. O A uzunluğu buradaysa o A uzunluğu bak yeşille çizelim onu da şurada. Şurası da yine kaç birim olacaktır? 4 birim olacaktır. Ben burada bence bir tane dik üçgen yakaladım. Bu dik üçgeni üzerine yürüyelim biraz. Tamam mıyız? Ben buradan biraz yürümek istiyorum. Şuraya nokta açısı desem. Şurası ne olur? Çizik açısı olur mu? 90 dereceye tamamladım. Peki orası çizik açısı olsun. Aynı açı. Nerede? A, O, C açısı. A, O, C açısı. Şurası da çizik açısı olur mu? Paralel kenarın özelliği bak. A, O, C açısı. Bu paralel kenarda, şu paralel kenarda dar açı çizik açısı. Aynı paralel kenar aslında bu. Dar açı çizik açısıysa o çizik açısını Z kuralından şuraya taşırmaya. Ohan da branga. Burası nokta açısı olsa nokta çizik 90. Şurası da ee, nokta açısı olur mu? Vallahi oldu. Hop nokta sim oldu bir dakika. Çizik burada. Hayır ters Z'den orası da çizik oldu. Yanlış söyledim. Şur Allah fazladan sildim. Şurası da ne oldu? Çizik açısı oldu ama silip çizebilirsem. Şurası ne oldu? Çizik açısı oldu. Varmak istediğim nokta neresi? Hocam senin şurada şu yeşilleri bir silelim artık. Yeşille işim kalmadı. Şurada çizeceğim yeşil üçgene bakmanı istiyorum. Yeşil üçgenin içerisini karaladım. Ve şurada gördüğün sarı üçgenin de içerisine bakmanı istiyorum. Bu iki üçgen nasıl üçgenler? Açı 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 kuralına göre benzer üçgenler. Açı açı kuralına göre benzerdir. Bu benzerliğe göre ne yapabiliriz? Şimdi nasıl yapalım? Bana O üstünün koordinatları lazım. O üstünün koordinatlarına gitmek için şu uzunluğa hadi gel M diyelim. Şurası ne olur? 4 eksi M olur. Kabul mü? Şu yüksekliğine de K diyelim. O üstünün koordinatları M'ye K'dir. M'yi bulacağım. K'yi bulacağım. Soruyu bitireceğim. Bu şuna demedik bu soru bomba soru diye. Büyük sarı üçgende sarı, e, hipotenüs 5. Küçük üçgen yeşil üçgende hipotenüs 4. Sarı üçgende çizginin karşısı 4. Bizim yeşil üçgende çizginin karşısı K. Bizim sarı üçgende noktanın karşısı 3. Noktanın karşısı 4 eksi M. Önce bu ikiliyi sonra bu ikiliyi çözeceğim. İçler dışlar. 4 kere 4 16 eşitse 5 k'yi K'nin cevabı 16 bölü 5 K'yi buldum. Hemen geldim. Aynı şekilde şu ikili. 3 kere 4 12 eşittir 4 kere 5 20 eksi 5 tane mi? Bunu buraya attım. Eksi 8 eşittir eksi m'den. Eksi 5 m'den. 8 bölü 5 de m'nin cevabı oldu mu? Oldu. O noktasının koordinatları toplamını soruyor. Yani benden M artı K'yi istiyor. M'yi değil K'yi 16 bölü 5 bulduk. M'yi 8 bölü 5 bulduk. Bunları topladık. Ne geldi? 24 bölü 5'tir dedim. Günün en güzel sorusu. En ilginç cevabıyla noktayı koydum. 10. soru biter ama şu günün gerçekten özenle yazılmış. Gerçekten içtenlikle anlatılmış, en ince ayrıntısına kadar ispatlarının yapılmış olduğu bir günün daha sonu anlamına geliyor bu. Peki biz seninle ne yapmış olduk? Bir gün daha bitirince, gel bakalım burada, analitik geometride... Üçüncü ders biter. Analitik geometri 8 ders. Ama dördüncü dersle birlikte artık neye geçiyoruz? Noktanın analitiği bitiyor. Noktanın analitiği buraya kadardı. Artık doğrunun analitiği. En önemli analitik kısmı burası. Ve analitik yapamazsan 12. sınıf türev, limit, integral zorlanırsın analitik geometri bilgisi gerekir. O yüzden babalar gibi sağlam bir şekilde günü günde benimle birlikte çalışmaya devam ediyorsun. Geometri olmazsa da bu olmuyor. Haberin olsun. Benden bir kez daha hatırlatması. Kendine iyi bak. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Rehme tayfa. 11. sınıf tayfa. Babalar sözünü tutar. Videolar gelecek. Hoş kal. Hoşça kal.